Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz. Metin Akpınar'ı duruşmaya çıkmak için beklerken gösteren fotoğrafın öyküsü işte böyle başladı. Metin Akpınar'ın adliye koridorunda yargılanmayı beklerken yayınlanan fotoğrafını gördüğümde içim cız etti. Anayasanın 3. maddesinde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğu kabul edilen Türkiye'de hukukun düştüğü duruma yüreğim yandı. Yok, hayır. Benim sorunum Akpınar'ın yaşı değil. 18 yaşında da olsaydı yine yanacaktı yüreğim. Çünkü adalet gerektiren konularda kimin yargılandığı değil, neyin yargılandığı önemlidir. Metin Akpınar neden mi yargılanıyor? Söyleyeyim. Bir televizyon canlı yayınında sohbetin gelişi gereği 27 Mayıs ihtilalinden söz edildi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen toplumun ve aktif politika yapan herkesin ayrıştırıcı ve düşmanlık üreten eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini hatırlattılar. Her iki sanatçı da bu söylemleri sırasında Erdoğan'ın adını bile anmadılar. Ne var ki iyi saatte olsunlar medyasının yalakaları, her iki sanatçının da Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri sürdüler. Yalaka medyanın ve tetikçi yazarların bu aptalca ihbarı üzerine Cumhurbaşkanı mealen şöyle dedi. Adliyede hesabını verecekler, bedel ödeyecekler. Metin Akpınar'ı adliye koridorunda duruşmaya çıkmak için beklerken gösteren fotoğrafın öyküsü işte böyle başladı. Nasıl yapabileceklerini çok merak ediyorum. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Akpınar ve Gezen için adliyede hesabını verecekler, bedel ödeyecekler açıklamasından sonra emir kulu bir savcı emri yerine getirmek için görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen polisler iki değerli sanatçıyı evlerinden alıp savcılığa götürdüler. Saatlerce adliyede bekletildikten sonra emir kulu savcı tarafından sorgulandılar. Tutuklanmaları talebiyle emir kulu yargıca sevk edildiler. Yurt dışı çıkış yasağı ve karakola gidip ben buradayım, kaçmadım imzası atmaları şartıyla salıverildiler. Halen hukuk devleti olunduğu iddiasında olanlar tabii ki bunu savunabilirler. Ama fotoğraf o kadar net ki bunu nasıl yapabileceklerini çok merak ediyorum. Demokratik hukuk devleti olmanın gereği de budur. Padişah gelirken Şeyhülislam'ın ayağa kalkmayışı dikkat çekti. Yanındakiler neden ayağa kalkmadığını sordular. Ben adaletim o devlet dedi Şeyhülislam. Devletin karşısında ayağa kalkan değil, devleti ayağa kaldıran adalet saygıdeğerdir. Efendim, tarihte böyle bir olay gerçekten yaşanmış mıdır bilemem. Merak da etmem. Benim için asıl olan bu söylemin doğru olup olmadığıdır aslında. Demokratik hukuk devleti olmanın gereği de budur. Hulusi Bey ve dava arkadaşları. Lütfen sormayın hangi Hulusi. Hulusi'nin biri. Yaşıyor hala. Hem de dipdiri. Resimlerini gördüklerinizse dava arkadaşları. Birisi fiil, sofu, diğeri. Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman'ı almayın camiye diyor sifili. Tapular elindeymiş gibi. Üniversiteleri genel eve benzetti. Sofu olan öteki. Ne bileyim işte hatırladım. Daha var arkadaşları. Sözde Kemalist Hulusi Bey'i. Olmayan onurlarından onur üfesi. Bir başka fotoğraf karesi ise şöyle. Akpınar ve Gezen Cumhurbaşkanı'nın adını bile anmadıkları halde ve sadece yakın tarihten bir sayfa okudukları için itibarları aşındırılmak istenirken ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu öldürme kastıyla yumruklayanlarsa emir kulu bir savcı ve yargıç tarafından adliyedeki odalarında çay kahve ikram ediliyor. Olmayan onurlarından onur lüfesi dağıtıyorlardı. Bir şiir yüzünden hapis yatmış, başkanlığı iptal edilmişti. Minareler süngü, kubbeler mihfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu şiiri okuduğu için Erdoğan'ın belediye başkanlığı alındı elinden. 4 ay daha hapis yattı. O günlerde program yaptığım televizyon kanalında Erdoğan'a yapılan bu yargı zulmüne karşı durdum. Bir gün Atatürk Havaalanı'nda VIP minibüste karşılaştık. Yanında Melih Gökçek ve Binali Yıldırım vardı. Erdoğan boynuma sarılıp kendisini savunduğum için teşekkür etti. Size savunmuyorum başkan dedim. Size karşı adaletsiz davranan yargıyı eleştiriyorum. Bugünse Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine karar veren AİHM heyetine ve Avrupa Birliği ülkelerinin bütün yöneticilerine hakaret etmesini
Şaşkınlıkla izliyorum. Memduh Bayraktaroğlu'nun Korkusuz gazetesindeki bugünkü yazısını paylaştım. Değerli izleyiciler, yayınlarımıza destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.